Merhaba, bugünkü vakamız gözde dışa kayma ve nistagmusu olan bir hasta. Hastamızın doğuştan nistagmusu var ve tam olarak ne zaman başladığı bilinmeyen bir dışa kayması var bir gözünde. Her iki gözünde görmeleri iyi. Aslında bir nistagmus hastasına göre gayet iyi bir görme oranına sahip. Ancak ciddi bir dışa kayması var. Dışarıdan estetik olarak da belli olan bir dışa kayma. Muayenesini yaptık ve gözde kayma için ameliyata uygun olduğuna karar verdik. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta şu. Nistagmusu olan kişilerde gözde kayma olması normal mi veya bu hastalar tedavi edilebilir mi? Evet, çoğunlukla nistagmusu olan kişilerde kayma varsa kaymaya müdahale edebiliyoruz. Peki, kaymaya müdahale ettiğimiz zaman nistagmusta azalma olur mu veya kişinin görmesi artar mı? Burada şunu bilmemizde fayda var. Nistagmus göz kayması tedavisinden sonra azalıyor ama bunu dışarıdan gözle görülür bir şekilde azalmış olmasını beklemek birazcık fazla ümitli bir şey olur. Biz de bunu hastamızla paylaştık. Bizim burada asıl yapmak istediğimiz şey gözle dışarıdan belli olan kaymayı ortadan kaldırmak. Ama nistagmusu gidermek için de veya azaltmak için de daha doğrusu kaymayan gözde de teratomi dediğimiz göz kaslarının göz küresine birleştiği noktalara bir çizik atma işlemi yapacağız. Oradaki kasları yerinden ayıracağız, tekrar geri yerine yapıştıracağız. Aynı seansta da göz kaymasına müdahale edeceğiz. Böylelikle hastamızın hem göz kaymasını tedavi etmeyi amaçlıyoruz, aynı zamanda da nistagmusunda bir miktar azalma olmasını amaçlıyoruz. Bu şartlarında yapabileceğimiz nistagmus tedavisinde baş pozisyonun düzeltilmesi ve varsa diğer göz hastalıklarının tedavisi. Sonuç olarak bu hastayla ilgili size verebileceğim en önemli bilgi şu. Bir kişinin nistagmusu olması diğer göz hastalıklarının ihmal edilmemesini gerektiriyor. Yani hastanın gözlük takması gerekiyorsa, göz bozukluğu varsa bunun tedavi edilmesi gerekir mutlaka. Veya aynı zamanda bir göz kayması varsa bunun tedavi edilmesi gerekir. Nistagmus hastaları gözlük takabilir, kontakt lens kullanabilir veya lazer ameliyatı da olabilirler çoğunlukla eğer göz anatomisi